Gördüğünde tekerlekli sandalye. Hayır değil. Bu senin için ayağın. Tekerlekli sandalyelerin asıl işlevi, engelli kişiyi başkasının yardımına gereksinim duymadan kendi işini kendi görebilecek duruma getirmektir. Bu nedenle engelli için tekerlekli sandalye alınırken amaca en uygun olanını seçmek çok önemlidir. Doğru seçilmiş tekerlekli sandalye, kişinin sağlığını ve fonksiyonel kapasitesini en yüksek düzeye ulaştırabilir. Bir engelli için tekerlekli sandalye, onun eli ayağıdır. Tekerlekli sandalyenin kişinin özelliklerine göre alınması gerekir. Oysa Türkiye'de genel olarak bu temel kurallara dikkat edilmez. Piyasada bol miktarda bulunan standart, ucuz sandalyeler tercih edilir. Bu tercihi daha çok bağış adı altında sosyal projelerin içinde görünmek isteyenler yapar. Bağışladıkları sandalyeler ise 100 lira ile 150 lira arasında değişen, engelliye yarardan çok zarar veren sandalyelerdir. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz'ın da bu konuda uyarıları var. Boyraz, sistemin bu konuda eksik işlediğini gelişmiş ülkelerden örnekler vererek anlatıyor. Tekerlekli sandalye Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvencesi, yani SSK, 300 lira sana 5 senede bir 300 lira bir para ödüyor, sandalye al diyor. Evet. Avrupa'da böyle bir şey yok. Sen doktora gidersen, hakikaten tekerlekli sandalye kullanıcısıysan, senin sokaktaki sandalyen ayrıdır. Büroda çalıştığın sandalye ayrıdır, evin içinde kullandığın sandalye ayrıdır. Doktor bunları rapor eder, SSK'ya gidersin, hiç bedenine göre alır, ölçüsünü evine, adresine teslim edilir. Parasının hesabı sorulmaz. Evet, devlet güvencesi. Çünkü sen o ülkenin vatandaşısın, yurttaşısın. Evet. Devlet senin sorumluluğunu almakla yükümlü. Ama ülkemizde biz halen 55-55'e bilmem şuraya buraya mesaj at, sandalye kampanyasıyla ne oldu belli olmayan, sakatı daha çok sakat yapan sandalye dağıtıyoruz. Yani burada bir çelişki var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir çelişki var. Yani sosyal devlet mi, sadaka devleti mi, halen anlamış değiliz biz bunu.